Herkese merhaba arkadaşlar. Kasım ayının bir günündeyiz. Hava bildiğiniz ilkbahar havası gibi sıcak sıcak esiyor. Yanıma bir parça ekmek, bir litre de su aldım arkadaşlar. Şimdi mantar sezonu olduğu için bir iki çeşit yenebilecek mantar bulmaya çalışacağım. Arabayı şu yukarıda yol var, oraya çektim. Şimdi gidebildiğim kadar içeride de gideceğim arkadaşlar. Yarım saat falan yürüyeceğiz. Tabii bu arada yerlerde gözümüz, mantar var mı diye. Bir iki tane kanlıca bulursak çok iyi olacak. Közde pişirmesi, biraz da tuz çok süper oluyor. Bakalım şansımıza çıkarsa artık. Şuradan ormanın içine girelim. Burayı köstebek yapmış sanırım. Hava sıcak, biraz soğuk olmasını bekliyordum ama sıcak gerçekten. Ufak bir barınak ve güzel bir ateş yakmayı düşünüyordum. Ateş tabii ki yakacağız. Bulduğumuz mantarları pişirmek için. Ancak barınağa gerek yok şu anda. Gece burada konaklamayacağım için. Aradığımız mantar türü genelde çimenlik, otlak yerlerde daha çok yetişiyor. Bir tür daha var. O da çok lezzetli olmasa da yenebiliyor. Şimdi şuradan yukarı doğru çıkalım. Çok mantar var ama aradığımız mantarı bulmamız lazım. Her yer örümcek ağı. Yüzüme sürekli örümcek ağları geliyor. Yüzümdeki örümcek ağlarını temizlemekten yol yürüyemiyorum. Aradığımız mantar pek buralarda kanlıca olabilecek bir yere benzemiyor buralar. Biraz daha çıkalım şöyle yukarılara doğru. Pürlerin arasında aslında çok olurdu. 2 senedir pek mantar çıkmıyor. Evet, arabadan baltayı almayı unuttum arkadaşlar. Neyse, yapacak bir şey yok. Çakımız var.
Zamlı montumu çıkardım arkadaşlar. Ama çok sıcak oldu. Şimdi kanlıcı ararken şunlara rastladım. Bunlar da yenebiliyor arkadaşlar. Mantarlar gördüğünüz gibi pek kanlıca kadar lezzetli olmasa da közde birkaç tane yenilebilir. Karakulak bunların adı. Kovamıza atalım. Poşette. Montlar da başımıza dert oldu. Tabi burada konaklasanız mont, kazak falan lazım. Burası kaybolunacak bir yer değil arkadaşlar. Köye yakın. İnsan zaten yürürken kafasında bir rota belirliyor. Tabii kişiye göre değişiyor. Benim geldiğim yön bu taraf. Şöyle gidersem yola çıkarım. Hava kapattı. Buralarda hiç kanlıcaya rastlamadım. Burada bir karakulak daha var. İşte. Şurada da var. Uf, elime battı. Bunlar çok narin mantar. Hemen parçalanıyor. Çok güzel bir esinti var. Hılık hılık esiyor. Bu rüzgarda ateş yakmak için kuytu bir yer bulmak gerekiyor. Yerlerin yaş ya da nemli olmasının hiç önemi yok. Çam ağaçları tamamıyla reçine dolu. Yeşil yaprakları bile yandığı için çok tehlikeli. Onun için ateş yakmak için kuytu bir yer bulmam lazım. Şu aşağıya inelim arkadaşlar. Bir açık alan gözüküyor. Açık alana bir bakalım, mantar oralarda var mı? Ormanda göz kulak açık olması lazım, bütün duyular. Sonuçta buradan ilerisi komple vahşi orman. Vahşi yaşam bölgesi. Yani ne tür bir hayvan çıkabileceği belli olmaz. Fazla ses yapmadan, yerinizi belli etmeden sakince dolaşmanız gerekiyor. Ufak baltamı da unutmuşum. Çakımız var sadece. Kanlıca bulamadık. Ağaç motor sesler geliyor ormandan. Ağaç motor sesi. Kaçak kesimciler herhalde.
yol gidiyor böyle. Şuraya bir kamp kursanız, yarına kadar yakacağınız odun var ha. Şöyle çimenlerde kanlıca bulmayı umuyorum. Sol kolum da ağrıdı. Taşıdığınız şeyler bir süre sonra 3-5 kiloysa bile kilo artmaya başlıyor arkadaşlar. Eğer biz şu an geziyor olmayıp hayatta kalma çabası sarf ediyor olsaydık, bir sopaya bunları takıp sırtıma alabilirdim. Taşıması rahat olsun diye. Sağlam mı? Şöyle yapabiliriz mesela. Buradan poşetimizi de şuradan geçirelim. Böyle sırtıma alayım. Evet. Nasıl oldu arkadaşlar? Şöyle daha rahat taşıyabilirim herhalde. Evet. Arkamdan bayrak gibi sallanan poşet ve kova var. Hala kanlıca bulamadık. Ya nasıl bir mantar? Bazı seneler, yani şu 2 sene önce şu çamın dibine girin, pürleri kaldırın, kanlıca çıkıyordu. Şimdi taneyle şansınıza çıkıyor karşınıza. Şu tarafa, şu rampaya bir sarılın. Yerlere baka baka. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Mantar bulursam devamı başlayacağım kayda. Ara ara tekrar kaydı çalıştıracağım. Burada kara kulaklar var. İşte. Artık kanlıca bulamazsak bunları pişireceğiz. Gördüğünüz gibi dalların altlarındalar. Şu çiçeklerin. Şöyle fazla yere mere sürmeden koparırsanız yıkamanıza bile gerek kalmaz. Orman içlerinde kuşburnu ağacı. Bununla güzel bir kuşburnu çayı yapabilirsiniz. Kanlıca arayışımız devam etmekte. Yandan bulunduğum konumu haritadan takip ediyorum arkadaşlar. Telefon şebekesi azalmaya başladı ama buradan doğru gittiğim zaman yukarıdaki yola birleşiyor. Şöyle soldan gittiğim zaman, L yaptığım zaman arabam şu tarafta. Arabaya bir yarım saat 40 dakikalık mesafedeyim şu anda. Bir kanlıca parçası buldum. Şunu çürük diye atmışlar arkadaşlar. Tabii kanlıca böyle kurcalandığı zaman rengi değişiyor, yeşilimsileşiyor.
İçinde kurtlar var. Ben bunu almış olsaydım normalde kurtlarını falan ayıklamadan yerdim. Kurtlar benim için önemli değil. 100'e yakın doğa belgeseli. Bakın bu değil arkadaşlar. Olabilir de benim az önce topladığım kara kulaklara benziyor ama yine de kendimi şey riske atmayacağım. Altı siyahımsı olanları alacağım. Bakayım. Bu olması lazım. Bunlar kara kulak tabii. Yine de ne yediğinizi bilmeden sakın mantar yemeyin. Evet, sapı biraz sert, bununla benziyor. Kovamıza atalım. Şunlarla kanlıca zorsa kanlıca kanlıca diye diye bir tane bile bulamadık. Bakalım, aramaya devam ediyorum arkadaşlar. Hala mantar bulamadık arkadaşlar. Kanlıcaların kökü kurumuş. Biraz da çok dikkatli bakmak gerekiyor. Otların altında oluyor bazen. Böyle kaldırınca gözüküyor. Buraya bir çam yan yatmış. Niye böyle olmuş? Muhtemelen kardan oldu bu. Mesela barınak yapmak isteseniz arkadaşlar, bunun altı tam bir barınak. Şöyle yanları kapatırsınız, öbür tarafı da mükemmel bir barınak olur. Hazır. Bir destek koyarsın şuraya. Gece kafanıza falan düşmesin. Ne olur ne olmaz. Şu taraf yukarı doğru gidiyor. Bu taraf bizim istikametimiz. Yol var yukarıda. Çok çeşit mantar var. Ama kanlıca daha çıkmadı karşımıza. Nasip. Bu tarafa biraz daha gideyim. Fazla ses çıkarmadan. Sonuçta arka tarafımız komple orman. Baltayı bile almamışım yanıma. Bakın çam ağacı arkadaşlar. Reçineleri görüyor musunuz? Ateşin üstüne attığımız zaman ateş bunlarla birlikte canlanıyor. Biraz daha çıkalım şöyle. Belki mantar olabilecek yeşil bir alana rastlarız. Çok değişik mantarlar var. Bizim aradığımız yok. Yok, değil. Kötü mantar. Kara kulak sandım. Buralara bile gelen olmuş.
Vay anasını. Botlarımın arasından çam pürçeği giriyor. Ayağıma batmaya başlıyor. Bir saatte bir giriyor. Buraya su gelince bunları biriktirmiş herhalde. Ağaç kesim olmuş burada. Buralarda mantara benzer hiçbir şey yok. Yükseğe çıktıkça mantardan eser kalmıyor. Tarafta olabileceğini zannetmiyorum. Şu tepeyi aşıp sola gidelim. Sol taraf bizim istikametimiz. Yolumuz o tarafta. Şuna bakın. Beni yerseniz sizi ahirete götürürüm diyor mantar. Bunların içinden de toz çıkıyor. Bakın. Patlıyor toz çıkıyor içinden. Haydi kanlıca haydi. Yok. Hayanas. Kanlıca yok memlekette. Hayret. İşte benim yiyeceğim mantarlardan.
Millet yamyam gibi arkadaşlar. Girmedikleri yer kalmamış. Bildiğiniz yamyam olmuşlar yani. 24 saat mantar arıyorlar. Siz girince de bir şey bulamıyorsunuz. Sarı şeyleri kanlıcalı mı ki diye görünce insan biraz heyecanlanıyor. Bir tane gördüm arkadaşlar. Şimdi o tarafa doğru gideceğim. Şuralara bakayım. Şimdi bunu size sindire sindire yerden çıkaracağım. Keseceğiz kökünü. Güzelce pişireceğiz. Bir tane buldum şu anda. Buralarda başka var mı diye arıyorum. Bakın, görebiliyor musunuz? Kanlıca. Hemen yaklaşalım. Ay maşallah. Şu keloğlan olan çantamızı da bırakalım. Evet, kanlıcamızı bulduk. Şöyle güzelce üstünü temizleyelim. Doğanın, Allah'ın bize vermiş olduğu müthiş lezzetlerden bir tanesi. Kökünden keselim. Şuradan kesiyoruz ki arkadaşlar, şeyi daha sonradan bu bölgede mantar çıksın. Ey yavrum, kanlıcamızı bulduk. Gördünüz mü? Çok süper. İçinde kurtlar var. Çürümüş bu. Tabii bu kurtlar beni ilgilendirmiyor. Bu şekilde yiyeceğim ben bunu. Kovamıza koyalım. Bu bölgeyi taramaya devam edelim. Bayağı ağır oldu montlarım falan. Su da var içinde 1 litre. Zamanla 2-3 litre gibi gelmeye başlıyor. Böyle iyice tarayalım arkadaşlar. Bu zevki yaşamak için bir tane bile yeter bana şu anda. Doğada ateş yakıp onu közde pişirmenin tadını anca yaparsanız anlarsınız. Bu bölgeyi iyice tarayacağım arkadaşlar. Buralarda birkaç tane daha çıkabilir.
Birisi bizim arayıp da bulamadığımız mantarı çürük diye atmış arkadaşlar. Bunu ben pişirip yiyeceğim. Kanlıca. Böyle çimenimsi yerlerde oluyor. Yani şu bölgelerde bir sürü mantar olması lazım aslında. Ama yok. Çok az, tek tük. Buralara dikkatli bakmamız lazım. Da kanlıca arkadaşlar. Çürük atmışlar bunu. Çok çürük. Üstünden de birkaç gün geçmiş. Taze olsaydı yerdim. Bunlar ne böyle ya? Kara kulak. Evet, hava. Gördüğünüz gibi bulutlandı. Rüzgar var hafiften. 2-3 derece düştü hava sıcaklığı. Hissediyorum yani. Gelirken bir tane çikolata yediydim. Dolaşırken enerji olsun diye. Karnıma çıkmaya başladı. Bu bölgelerde doğada yani mahsur kalsanız yiyecek böyle hayvan falan da yok yani yakalanabilecek. Zor yani. Hani bir dere olur, balık olur. Belgesellerdeki gibi o hayatta kalma belgesellerindeki gibi olmuyor. Şu an zaten canlılar hiç hareket yok. Kışa yaklaştığımız için. Top bile var. Yola yaklaştık. Şurada yol var. Yol böyle geliyor. Şuradan L oluyor. Şuraları bir dolaşalım bakalım. Belki şansımıza. Yakacak odunlara bakın. Bir sürü. Bunlar ne ya?
bir kanlıcayı daha küçük diye atmışlar. Bundan da yiyecek çıkabilir arkadaşlar. Kovamızı atalım. Bakın bu kanlıca. Gördünüz mü? Kurur gibi olmuş. Ama pişti mi sulanır. Bir tane koparılmamış kanlıca bulduk. Böyle çimenlerde oluyor genelde işte. Yola geldik arkadaşlar. Şu yol şöyle böyle giderseniz şu tarafa doğru gidiyor. O ileriden doğru köye iniyor. Bir tanesi de şuradan doğru iniyor. Benim araba tahminim 2 kilometre falan aşağıda. Yani böyle gittiğimiz zaman şuradan girdik ormana. Bu istikamette bayağı bir dolaşmışız yani. Hem video çekip hem gezeceğiz diye arkadaşlar fazla da abartıp orman içlerine girmenin anlamı yok. Size zaten buranın uydu fotoğrafını göstereceğim. Arka taraf komple orman. Yani ileride yerleşim yeri diye bir şey yok. Kilometrelerce orman var. Bu yol zaten ormanın içine gidiyor. Ben ilerlere gittim, hiç mantar yok. Yani oranın ya orman yapısı daha bir başka. Bakın şu böyle bu yeşillik bölgeleri biraz dolaşalım. Bu bidonlar falan pet şişeler ormana atılması iyi değil tabii ki de. Yani böyle bir yere geldiğin zaman bir pet şişe bulmak, define bulmak gibi bir şey herhalde. Çünkü bir yerden su doldurabilirsiniz, su taşıyabilirsiniz. Yanınızda suyunuz yoksa, hava yağışlıysa mesela, ya da bir birikinti su bulamazsanız tişörtünüz, kazağınızı falan paçanıza dolayıp dolaşırsanız o yerdeki çiğleri, nemleri toplar. Sıkıp rahatlıkla su çıkarabilirsiniz. Karnım iyice acıktı arkadaşlar. Biraz daha dolaşalım. Bir ateş yakıp şu mantarı yapalım. Bulamıyorum. Kanlıca çıkmıyor. Olanları zaten toplamışlardır. Geceden sabaha çıkan bir iki günlükler oluyor. Anca onları bulabiliyorsunuz. Bunlara bakın. Vay. Bunu arayıp da bulamayanlar var. Biz toplamıyoruz. İçinde tüyler vardır bunun. Bunun içindeki tüyleri çıkarıp
Kaynayan suya atarsanız bir çayını içebilirsiniz. Toprağa bakın arkadaşlar, ne değişik. Çimenlerde belki mantar çıkabilir karşıma. Bu arada şu montumu giyeyim, kazağımı giymeyeceğim. Hem ağırlığım azalsın, hem hava serinlemeye başladı. Sırtımdaki 1 litre su sanki 5 litre gibi. Bu sopa olmasaydı bayağı bir zorlanacaktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle rahatlıkla taşıyabiliyorum havayı falan. Bunu aşağı doğru bastırdığım zaman yük yukarıdan aşağı sırtıma geliyor. Bayağı bir rahat oluyor. Bakamıyoruz. Mantar arıyoruz. Bakın bu işte, bunlar yeni. Bizim az önce topladıklarımızdan. Evet. T4 yola geldik. Şöyle gidiyor yolumuz. Şimdi yolun bu kısmına da bakalım. Biraz buraları ben bir tarayayım arkadaşlar. Şöyle. Neymiş ya? Kuru bir şey. Mantar kurumuş. Yanar ha. Ne alalım bakalım, yanacak mı? Ateş mi yapmışlar?
Nasıl bir mantarmış ya? Ağaçta çıkmış. Yeniyor mu ki? O mantarın kurusu, yaşı. Bilmediğim için yeniyor mu, yenmiyor mu? Fazla kurcalamayacağım. Buraları da talan etmişler. Gezmişler yani. Karşıma bir kanlıca çıksın. Hadi. Bu ne? Mantar. Bu neymiş ya? Yok. Olanları pişireceğiz. Buralarda bir yerde biraz daha dolaşalım. Onları pişiririz bununla. Bunlara ayı köşk mü? Ayı köşk mantarı diyorlar. Kabuklarını soyup pişirip şey yapıyorlarmış. Sarımsaklı yoğurtla mantı gibi. Anneannem anlatıyordu. Evet. İşte kanlıca arkadaşlar. Altın bulmuş gibi oldum ya. Define buldum sanki ha. Yok böyle bir şey ya. Sanki define buldum, define. Nerede lan kökü? Yandan mı bitmiş? Evet. Allah. Sanki define buldum ha. Çanta da ağır gelmeye başladı artık. Çok dolaştım. Hadi bakalım. Kanlıca mısın?
Ne bu? Aa, Kanlıca. Ya ulan burada demek ki var ha. Evet. Çürük fark etmez. Çürük mürük. Götürün. Çürük olması hiç önemli değil. Benim için şu anda. Çünkü yok. Mantar yok. Bölgede var gibi. Bir dolaşalım bakalım. Şuradan bir girelim. Kara kulaklar. Burada bir çimenlik var. Bu ne ya? Kapkara. Bakın Ganca bulmuşlar. Yo, neyse Ganca'ya da mı denir? Ganca mı bu ya? Merak ettim. Kanlıca da çürük. Ya bunu yeni kesmişler ha. Kurtlu. Kökünden sökmüş adam ya. Kurtlara bakın arkadaşlar. Bunları yiyorum ben. Demek buralarda var. Şu tarafa arkadaşlar, bir tane daha buldum kanlıca. Atalım çantamıza. Yeşilimsi bir şey gördüm. Bu kanlıca olabilir. Çünkü kanlıca, evet. Kanlıcalar soğukta donunca öyle yeşilleniyor. Hava kararmaya başladı arkadaşlar. Burada, evet, şurada bir şeyler var. Bu ne lan? Bir bakayım. Neymiş bu? Bu değil. Şurada var. Kanlıcaya benziyor. Ananı kopardık lan.
Hakikaten de kanlıcaymış ha. Ama çürük la. Lan bu nasıl çürümek la? İçi dışı kalmamış. Şunlara bakalım. Bunlar iyi. Evet. Parçaları bırakmayalım. Bunlar çok değerli. Şuna bakalım. Bunu atmış biri buraya. Çürük diye atmış herhalde. Başka ne diye atacak? Oo. Ya kurt olur da böyle yani bu çürümüş kurt. Kurt bir şey değil de çürük olmaz. Bunlar ne? Bunlar neymiş? Ne lan? O mantarı ben bir yerden hatırlıyorum ha. Bunu bir sorayım. Mantar yenen mantar olması lazım. Hı. Buraya yayılmış. Bunlar yeni olması lazım. Tadım var ne? Koptu lan. Mantarlı dışarıda pişirecektim ama arkadaşlar akşam oluyor. Evde pişireyim. Köydeki evimize geleceğim burada. Köydeyim çünkü. Öğlen 3'ten beri geziyorum. Yoruldum artık. Yani gelirken bir çikolata yedim geldim. Onun da etkisi bitti. Yani bir enerji kalmadı vücudumda. Midem kazınmaya başladı.
Şu aşağılarda mesela olabilir ama aklım takılacağına yorgunum ama karnım aç. İnip bakayım şöyle yeşillere. Buradan inemeyiz. Bir yer var. İnilecek gibi sanki. Son bir kez buraya bakalım. Buradan arabaya doğru gidelim. Belki şansımız da çıkıverir. Bir kanmayacağım. Bir akşam böyle aradık aradık bir gün bulamadık. Tam akşam oldu. Dün hanım, çoluk çocuk bir yerde ocak bulduk böyle. 5-6 tane mantar çıktı. Tam hava karardı böyle telefonun ışığıyla gidiyorum. Bir 4-5 tane de ben buldum bir yerde ocak. Tavadan fazla mantar oldu. 7-8 kişi yediydik. Yani bu nerede, nasibin nerede çıkacağı belli olmuyor.
Evet. Gider ayak. Ne bu? Kanlıca sandım değilmiş lan. Tüh. Ha kanlıca kan. Pardon. Kanlıca. Evet kanlıcamız. Yaşam serüveni TRT belgeseldir.
Thank you.